13-19 Mart haftası sevgili takipçilerim, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, hala yaralarımızı ülkece sarmaya devam ediyoruz ve de unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vatan, bu toprak, bu bayrak hepimizin, kimsenin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin bu bayrak. Evet sevgili koçlar, bu hafta özellikle iş konularınızla alakalı hızlı ve seri yoğunlukta mailler, mesajlar. Çünkü Merkür artık yavaş yavaş sizin evrenizde 19 Mart'ta. Bu da sizin iş konularınızla alakalı hızlanacak yeni anlaşmalar, yeniliklerle alakalı noktada netliğe kavuşmak. Ve bu konuda da uzun süredir istediğiniz masa ve yöneticilerle alakalı yaşadığımız kaosları daha net ifade ederek hızlı adımlarla yol alacağını gösterir. Aynı şekilde ekip arkadaşlarımızla huzursuz olduğumuz döngüler, rahatsız olduğumuz konuları da iyileştirmek için çok doğru bir döngüye gireceğiniz bir hafta. Yurt dışı, şehir dışı seyahatlerinizle ilgili ani değişik kararlar sizi yıpratmasın. Nisan ayı bu konuda daha hareketli ve daha yoğun olacak. Yer değişimi bekleyenler ya da yeni iş bekleyenler için 17 Mart'ta Venüs Boğa Burcu geçişiyle birlikte yani 17 Mayıs'tan sonra yeni iş kapılarınızla alakalı mutlu olabileceğiniz doğru anlaşmalar, doğru yenilikleriniz de söz konusu olacak. Evet, şöyle bir durumumuz var. 15-16-17'de Güneş-Merkür-Neptün kavuşumu Mars karesi gerçekleşecek. Bu da büyük otorite figürü olan insanlarla aranızdaki sorunları çözerken daha dikkatli konuşmaları ve duygusal yaklaşmamanız gerektiği ve işinizle alakalı radikal olmanız gerektiğini uyarıyor. Yurt dışı bağlantısı ve yurt dışına yerleşmek isteyen sevgili koçlar için olumlu bir hafta başvurularınız, ama vize ya da bu tarz noktalarda aksilik yaşamamamız gerekiyor. Şimdiden bunları kontrol edersek seviniriz. Evli çiftler ve çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin ani yol seyahatleri, yeni iş oluşumu, biraz ailede eksikliğini hissedebilirsiniz. Ama sizin de beklediğiniz iş konunuzla ilgili güzel, hayırlı kapılarınız da açılacak. Devletle bağlantılı bir noktada çalışıyorsanız yönetimde değişecek yenilikler sizin de masanız ve belirsiz giden konularınızın netliğe kavuşması olacak. Mücadeleniz, içinizdeki emeği en iyi şekilde alacaksınız. Bu ara eğitim konularınız, yarım bıraktığınız lisansınız, yarım düşündüğünüz konularla alakalı da güzel oluşumlarınız söz konusu olacak. Bir de dil eğitimi almamız gerekti. Eksik dil eğitimimizi tamamlamamız lazım. Çocuklarımızla alakalı bu ara baskıcı yönünüz, kuralcı yönünüz onları yıpratıyor olabilir. Daha sakin ve daha dingin bir şekilde çocuklarımızın enerjisine dokunmamız lazım. Taşınmanın mevzularımız söz konusu olacak. Yeni bir ev arayışı, yeni bir noktaya geçmek. Acele etmeyin. Sakin ve mantıklı nokta sizin ayaklarınıza gelecek. Hatta ev almak istiyorsunuz bir noktayı satıp. Evet, satışla ilgili de net karar vererek bu noktanızı da almış olacaksınız. Hayırlı olsun. Bir de devlet sınavınız, devletle alakalı bağlantı içerisinde olduğunuz konularda araya girecek aile büyüklerimizden gelecek büyük bir destek sizin devletle ilgili yaşadığınız krizleri de çözmemize yardımcı olacak. Bu ara yaratıcı yazma kabiliyetiniz, şair ruhunuz ve ifadeleriniz o kadar güzel bir enerji yansıtacak ki o sinir öfkeniz geride kalıp daha romantizmin diz boyu yaşayacağınız bir hafta söz konusu olacak. İlişkilerde bencil karakteriniz ön planda olabilir. Karşı tarafa duygusallığınızı yansıtamayabilirsiniz. Biraz daha onlarla bağınızı toparlamamız gerekiyor. Çünkü sürpriz hediyeler, sürpriz beklenti içerisinde olduğunuz konularda karşı tarafın size hediye konusunda biraz zorlanacağıyla ilgili gerginlikler olabilir. Bunun verdiği huzursuzluklar ilişkimizi de yıpratabilir. Ayrılma kararı olan ve uzun süredir ilişkiniz şiddet, sözlü şiddet içerisindeyse bu ilişki her geçen gün sizi yıpratmaya başlayacak. Evliliğinizle ilgili bu sözlü şiddetler bizim mutsuzluğumuza ve çocuklarımızın mutsuzluğuna sebep olabilir. Daha mantıklı bir psikologla ya da ilişki artık rest çekme zamanı, yoksa zarar görmeye başlıyorsunuz. Uzun soluklu ilişkilerde aile tanışması, aileyle alakalı bağlarla ilgili çok güzel bir değişim söz konusu olacak ve aile belirsiz giden ilişkinizi netliğe kavuşturacak diyorum. Özellikle de evli çiftlerimiz
Evli çiftlerde özellikle bu ara evle ilgili değil, eşinizin ailesiyle ilgili ev krizi ve bu konularla ilgili desteklemek istediğiniz noktalarımız var. Bunları da desteklerseniz aile evresindeki yaşanan evreler daha sakinliğe girecek. Yalnız tartışmacı değil, doğru ve güzel adımlar yaratmanız lazım. Bu hafta şans kapılarınızın sizin üzerinizde fazlasıyla etkisi var. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken omuz düzleşmesi, sırta ve boyun bölgemizde hassasiyetler ve yediğimiz gıdalardan kaynaklı bağırsaklarımızda gıda zehirlenmesi söz konusu olabilir. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ülke, bu vatan bizim diyorum. Sevgili aslanlar, özellikle yeni bir ilişki başlangıcınız hayırlı ve uğurlu olsun ve ciddi gidecek bir ilişkiye yelken açacaksınız. Eski hatalarınız, eski yaptığınız güvensizlikleri geride bırakıp gerekiyorsa ilişki terapisti olarak kendimizi bu noktada güçlendirmemiz lazım. Aynı şekilde yeni bir ekip, yeni bir iş konunuzla alakalı da yerinizde daha sağlam adımlar atarak yerimizi belirleyeceğimiz bir hafta olacak. Ani yer değişimleri, iş gereği seyahatler ve dışarıda geçireceğimiz yoğun bir tempo sizin daha çok güçlenmenize yardımcı olacak. Hani böyle miskin ruh vardır, hiçbir şey yapmak istemez ya. Bu hafta o miskin ruhu evde yatağınızda bırakın. Enerjiniz daha hızlı ve daha seri olmak zorunda. Çünkü çok güzel başlangıç haftanız var. Bu dengeyi doğru oturtursanız hem işiniz, hem priminiz, hem de dışarıdaki enerjinizin daha yoğun olup sorumluluklarınızın istediğiniz noktada yoğun olacağını gösteriyor. Eğer ki sabit bir kurumsal bir alanda çalışıyorsanız ve yoğun evraklar, hesaplar, satışlar, kontroller, girişler tarzıysanız üst düzey yöneticilerinizin kendi içlerindeki yaşayacağı kriz, şirket alanımızı rahatsız edici olaylar, herkes tedirgin olacak. Üst düzeyle ilgili krizler daha yurt dışı bağlantılı olabilir. Ya da üst düzey patronlardan kaynaklı disiplin evresi var. Size bir şey olmayacak, bırakın dedikodu yapmayı, alanınıza sahip çıkmanız gerekiyor. Aynı şekilde devletle bağlantılı bir noktada çalışıyorsanız, bu konularda uzun süredir istediğiniz konumla alakalı mücadelenize devam etmeniz lazım. Yoksa yerinize başka biri gelecek. Siz burası benim emin adımlarını bırakırsanız daha yoğun bir tempoda çalışıp o noktayı benimsemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Ortak fikri ya da uzun süredir ortaklı ilişkilerinizle alakalı dışarıdaki sistemi güçlendirmeniz lazım. İç taraf güçlü, dışarıdaki sistem güçsüz. Yani buradaki ekip ya da kurduğunuz sistemde dışarı biraz lakayt, orayı da toparlamamız gerekiyor. Bilginiz olsun. 17 Mart'ta Venüs Boğa burcu serinde, 19 Mart'ta Merkür Koç ve 15, 16, 17'de de Güneş, Merkür, Neptün kavuşumu ile birlikte Mars karesi gerçekleşecek. Bu da sizin uzun süredir planladığınız yurt dışı ve alakalı engeller, bunlarla ilgili pürüzlerinizin daha rahat açığa, mücadeleci yönünüzle alakalı hak edişlerini kazanacaksınız. O yüzden oraya yerleşmek, orayla ilgili iş kurmak, o kapılarla ilgili zorladığınız çok büyük güçlü ve eski tanıdığınız insanlardan destek alarak mücadelenizin zaferini kazanacaksınız. Aynı şekilde de ailenize ait iş kapınız ya da ailenizin var olan bir iş kapısı varsa burayı yurt dışı ile ilgili ya da şehir dışı bağlantı kurarak daha büyüteceğiz. Toprak arazi konularımızın yoğun olacağı, satmak almak konularımızla ilgili radikal kararlar vereceksiniz. Topraklarınıza dokunmuyorsunuz, satmıyorsunuz. Aç da kalsanız satmayın. Çünkü orası sizin hayatınızı kurtarır. Gerek yok diyorum. Bir de özellikle orası yadigar olan yer. Hem kızların hakkı var hem de sizin hakkınız var. Adaletli şekilde doğru paylaşın. Yerinizi çizin. Herkes oraya toprağını eksin istiyorum. Bu ara bir de işiniz gereği özellikle Avrupa ülkelerinde yapacağımız işler ve koşturmalar yoğun olacak. Özellikle Amerika ülkesine giden bazı aslanlar için çok güzel orada bir teklif var. Değerlendirebilirsiniz. Şirketiniz oraya size uygun olarak gösteriyor. Karar sizin diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada işiniz işten çıkartılabilir. Aynı şekilde sizin de işiniz tetik evresinde olabilir. Daha dikkatli bir şekilde olacağız. Uzun süredir biriktirdiğimiz bir parça paramız var. Ev mi alalım, ne yapalım diyorsanız
Yani şu an evi kenarda tutun, paranızı biraz daha biriktirin, ondan sonra bu kararı verin. Çünkü sizin kendi ailenizin size vereceği bir ev mevzusu var. Onu ilk önce kendi üzerimize alalım. O para da bizim yaşamamız için doğru noktada ilerlesin. Çocuklarınızla aranızla ilgili güzel bir hafta, güzel bir bağ kuracaksınız. Onların sınav haftası, onların deneme haftası olacak. Onları desteklemenizi öneriyorum. İlişkiler konusunda hem böyle dişli kakışlı, hem de flörtöz ruhunuz, hem de duyguların daha alevleneceği bir hafta evlenme teklifi alabilir. İlişki denetlikler içerisinde olacaksınız. Ama geçmişte düşündüğünüz insanı artık kalben bırakın. Çünkü o kendi yolculuğunda ve bu ilişki sizin yüzünüzden bitti. Siz hala onu suçluyorsunuz. Bu ilişkinize bu hatayı yapmayın. Bu ilişkinize sahip çıkın diyorum. Evet, ev hanımları, yani kendi hayatınızla alakalı para kazanmak istiyorsunuz. Ne bileyim, dantel örebilirsiniz. Kendinizi geliştirecek kurslar var ve eşinize ve eşinizin sülalesi, kendi sülalenize öfkeyi ve çocuklara da bu enerjiyi yansıtıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar bu enerjiden çıkarak kendinize uğraş edinmeniz lazım. Uğraş edindiğiniz takdirde güzel başarılar var. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz göğüs kişlerimiz, rahimle alakalı üreme organlarımızla ilgili hassasiyet, son zamanlarda da prostat damarlarla ilgili dikkat edilmesi gereken konularımız var. Hoşça kalın efendim. Sevgili yaylar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinlemeniz gerektiğini uyarıyorum. Sevgili yaylar, ülkemizde yaşadığımız felaketi unutmayacağız, unutturmayacağımız ve ülkece yaralarımızı hep birlikte milletçe saracağız. Unutmayalım lütfen. Sevgili yaylar, özellikle iş gereği gideceğimiz şehir içi seyahatlerimiz, devamlı ürün taşıyorsanız, ürün alımı, ürün satımı tarzı işleriniz varsa burada çok yoğunlaşacak bir döngüdesiniz. Devamlı araç halinde direksiyon sallayarak o işe koşturma evremiz var. Ama sabit bir alanda çalışıyorsanız ani bulunduğunuz bölüm değişecek, hiç istemediğiniz noktaya geçişiniz olacak. Bu da sizi biraz huzursuz edebilir ama burada sağlamlığınız oturuyor. Bence sakin ve mantıklı şekilde hareket edin. Yeriniz daha iyi noktalarda ilerleyecek. Eğer ki büyük kurumsal firmadaysanız üst düzey yöneticilerinizin size sunacağı görevlerin fazlasıyla olacağı ve bu görev bilincinizi tam anlamıyla kendi üzerinize oturtursanız yüksek itibaren yardımcı konuma doğru ilerleyeceksiniz. Bu da derken 17 Mart'ta Venüs Boğa ve 19 Mart'ta Merkür Koç seyrinde iş rütbelerimiz, işimizle alakalı hak edilişlerimiz bize ikram olarak verilecek. Doğru değerlendirmeniz gerekiyor. 15, 16, 17 Mart'ta Güneş, Merkür ve Neptün kavuşumu ve Mars'a kare açısı yapacak. Bu da bizim kendimizle ilgili yeni kurmak istediğimiz, ortak olduğumuz üç insanla yapacağımız iş kapısıyla ilgili net karar vererek imzalara atacaksınız ve bu imzalar sizin kendi markanız, tekstili olabilir, güzellik merkezi olabilir, spor salonu olabilir, avukatlık olabilir, hukuki evreyle alakalı ne yapmak istiyorsanız aydınlık olarak gözüküyor. Bunun altyapısı sizin için olumlu. Ama unutmayın ki devletle alakalı devlete girmek, devletle ilgili başvurularınız varsa olumsuz bir şey yok. Devlet kapınızda şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Ama yurt dışı bağlantılı işlerde çalışıyorsanız, yurt dışı şirketinizin satılma gibi ya da iş yerinizin satılma gibi durumundan kaynaklı işten çıkartılma gibi durumlarımızda hem haklarımız verilecek hem primimiz verilecek. Ona göre başka bir iş arayışına girmek ve zaman ve tarih belirlenecek. Ona göre şimdiden ne yapacağınıza karar verin diyorum. Bu arada özellikle de sağlık sektöründe çalışıyorsanız yurt dışı ile ilgili bazı başvurularınız olumlu gözüküyor ama şehir dışı başvurularınız daha hızlanacak gözüküyor. Ne başvuru yaptıysanız bu hayırlı olsun. Ama gazetecilik, yazarlık ya da sanatsal yetenekleriniz varsa bu ayın sizin için şans kapınızın daha yoğun olacağı, güzel fırsatlar yakalayarak enerjinizi yüksek evreye iteceğiniz gözüküyor. Yani demek ki yıldızınız sanatsal anlamda daha başarı ve para konusunda daha güzel imkanlar yaratıyor.
yaratacak. Çalışan çiftler arasında özellikle hem eşinizin hem de sizin yöneticiler arasındaki krizden kaynaklı evde hararetli bir konuşma var. Bu hararetli konuşma ikinize gaza getirmesin. Eşinize sahip olun. 3 ay sonra yerinizde güzel bir değişim gerçekleşecek. Bugün işi bırakırsanız 3 ay işsizsiniz. Dikkatli olmanızı istiyorum. Kız çocuğunuz ve erkek çocuğunuz varsa, iki çocuk, kız erkekse, kızınız büyükse, kızınızın başarı puanı yüksek gözüküyor. Oğlumuzun odaklanma krizi var. Bir de hani yaşadığımız evde, binadaki insanlardan çok rahatsızsınız ve evin sağlamsızlığı sizi rahatsız ediyor. Güzel bir ev kapınız da var. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu ara özellikle duygusal anlamda kendimizi yenilemek istediğimiz ilişkimizi bırakıp daha sakin kararlar vererek doğru adımlar atmak istiyorsunuz. Karşınızdaki insanda sorun yok, siz odaklanamıyorsunuz, sevginiz azalmış, ona göre karar verin diyorum. Uzun soluklu ve ciddi ilişkilerde ekonomik dengelerin yaratacağı krizleri biraz daha bekleyerek, biraz daha toparlanarak karar verdiniz. Aileler de sizi destekliyor, aileniz zaten size ev verecek. Evlenin, kendi düzeninizde halledin, geciktirmenin bir anlamı yok diye düşündüm. Haritanız da böyle gösteriyor. Bence kararınızı verin istiyorum. Bir de çok böyle aşık olup da ailelerin ters gittiği çiftlerde burada şu gözüküyor, aileler ikna olacak. Bu dönem bunu ikna edin. Yani olmaz dediğimiz kişiyle evlilik kapınız var. Senin ailen de onun ailesi de istemiyorsa burada Venüs Boğa'da aileler arasındaki barışı, aradaki huzursuzluğu, düzeni iyileştirecek, güzel dil, tatlı dil yılanı deliğinden çıkartacak başarını istiyorum. Başarmanız gerektiğini de gösteriyor haritanız. Bir de şunu demek istiyorum, evli çiftlerde boşanmaktan çok birbirinizle anlamsızla kavga ediyorsunuz. Yani bir sene önceki, iki sene önce, hep geçmişle alakalı noktanız ön planda. Çünkü ikinci eviniz kendi yeteneklerinizin farkında olmanıza rağmen eşinizin kuralları yüzünden kendi yeteneğinize hakim kılamadığınız için devamlı dedik dedik. Evet, artık kendinizi geliştirebilir. Eşiniz de buna artık uygun. Kıskançlık dönemi yavaş yavaş bitti. Ama sizde bir aldatılma korkusu var. Bu aldatılma enerjinizi düzeltmeniz lazım. Ayrı hanelerde yaşayan çiftlerde aile desteğiyle birlikte tekrar bu ilişkiyi düzeltme evresine gireceksiniz. Tekrar şans gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarınızla alakalı eğitim konularını biraz daha destekleyerek, dil eğitimi alarak çocuklarımızın üniversite ya da lise sınavında onlara destek olmanız gerektiğini de söylüyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada baş ağrılarımız ve ciddi anlamda bel ve boyun fıtığımız ve sırt ağrılarımız ve acil yatağınız değişmesi lazım. Aynı şekilde de yastığınızın değişmesi lazım. Küçük bir de operasyonunuz var, apantez gibi mideyle alakalı. İhmal etmeyin, hoşça kalın.